Merhaba dostlarım, ben Seder Ramlici Darkdesign'de hoş geldiniz. Bu arada dün akşam yayınladım Five Nights at Freddy's videosunun final videosu olmadığını anladım. Hemen şurada bir kol görüyoruz. Kol sıkışmış, dişlerinin yağlanması gerekiyor. Yağ ihtiyacımız var. Peki. Şu muydu? Yok. Şu muydu? Şu merdivende bir şey yapıyorduk. Dün gece çektiğim Five Nights at Freddy's videosu final videosu değilmiş. Bu muydu yalanması olan? Yalanma ihtiyacı olan. Tamam. Al, sıkış şimdi. Ne yapacağım? Hapishaneye geri dönmek yok. Şu ne? Kocaman kapılar bizi bekler. Hareket etmeyecek. Kocaman kapı, hareket ettirmeye çalışsam ne yazar? Tula! Bu kadar. Dur be şimdi, iki tane kolum var. Yo, bir tane kol var. Benim aklım çok karıştı. Tamam, şuraya doğru gidelim bakalım. Hiçbir şey göremiyorum. Bu arada evet, iki tane yağ kaçırmışım şimdiye kadar. Yağ taşımak için bir kap gerek. Herhalde şuraya ineceğiz. Su güvenli bir şekilde ilerlemek için çok derin. Ha, dur. Kap var mı elimde? Cam kavanoz, güzel. Kadar. Al bakalım. Yağ dolu cam kavanoz. Ha, sana bir yağ çekeyim de bana bir torpil yap. Ve hop. Kırık boru meri. Ha, şimdi böyle yapacak. Tamam, şimdi hazırladım. Affedersiniz ahbaplarım. Ha. Hafif bir gecikme oldu. Ha. Bir daha indir aşağıya. Ve son olarak yukarı. Ha, şimdi mi yapacağım acaba? Yo. At. Ha. İşte bu kadar. Güzel. En azından akıl sağlığımız geri döndü. Üç daha önce de geri dönmüştü ama. Şimdi bu ne ya? Kendi hareket etmeye diyordum. Sanki kendi hareket etmiş gibi, neyse. Şurada iki tane yol var. Sanırım iki yolda kullanacağız. Ve aşağıdaki şeyi bir şekilde, bu ne? Bu oraya mı açacak? İndi mi aşağı sonra? İyi, güzel, indi bu. İn bakalım. Şuraya gidemiyor muyuz? Burası neresi? Kontrol odası. Sanırım ilk önce şuraya mı gitmemiz lazım? Bilmiyorum, gidip bakalım. Odaları bir kontrol edelim. Sarnıç. Kırmızı leke sanki kanıyorlarmış gibi duvarlardan boşalmaya başladı. Dehşetli manzara mavi parıltı yutmaya başladığında korkuyla haykırdı. Sanki kanıyormuş gibi duvarlardan mı? Duvarlar kanıyorlarmış gibi. Ah! Burayı hiç sevmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum ya. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Ha. Also, it can be used for all sorts of purposes. Her türlü amaç için su kullanmak. Well, that too. But mostly to run different machines. Ha, makine çalışıyor. Doğru, daha şimdi buharla çalışıyor. Exactly. Ha.
Evet, bir 6. gece daha varmış oyunda. Custom Night'la 6. gece. Su canavarı yok. 6. gece ile Custom Night aynı şey değilmiş. Ben çok inatçı bir şekilde şeyi zannediyordum ve öyle söylüyordum. 6. gece Custom Night'ti ama 7. gece Custom Night'mış. Biz 5. geceyi açtıktan sonra, oynadıktan sonra, bitirdikten sonra bir tane de 6. gece açılmış. Bu yüzden yarın gece Five Nights at Freddy's'e devam edeceğim. Ama lakin Custom Night oynamayacağım bu sefer. Hop! 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 Güzel. Başarılı bir şekilde. Ses duydum. Ama insan sesi duydum. Evet. Senden korkmuyorum. Ama korkmalıyım. Alexander'ın ancak büyü olarak tarif edebildiğim şey büyük bir inancı var. Şaşırmadım. Hatta Avrupa boyunca yolculuk ederken aklımı ve hayatımı kurtarması için doğaüstü şeyleri benimsemem gerektiğinin farkındaydım. Çaylak birisi olarak odaklı kalmak için gücümün yettiği her şeyi yaparım ve kendi şüphelerime fazla takılmam. Alexander beni erkenden kaldırdı ve artık işe koyulma vaktimizin geldiğini söyledi. Çalışmalara başlamak için belli ki çok heyecanlıydı ve alt katlara ayinlerini gerçekleştirmeyi tercih etti. Eski zindanlara yöneldi. Ayin. Meğer Alexander eminim ki ancak Da Vinci ile paralel olabilecek gerçek bir Rönesans adamıymış. Bana anatomi çalışmaları, simya ve botanik gibi belli araştırmalar ayrılmış bir sürü oda gösterdi. Brennenberg'ün baş tacı, en kutsal yeri ise kürenin gölgesini daimi olarak defetme girişiminde bulunacağımız Inner Sanctum olmalı. Alexander seni nasıl kandırıyor kanka, inanamazsın. Kanalizasyon suyunu yöneldi. Evet, rüzgarlar çıkar böyle şeyler yaptığınız zaman. Şöyle gidelim ya, fazla şey yapmayalım. Mesela bunun içinde ne var? Şu ve şu var. Güzel. Mesela buradan koştura koştura bir yere doğru gideceğiz değil mi? Gideceğimiz yeri biliyorum sanırım. Allah! Ama canavar bizi takip etmedi. İlginç bir şekilde. Ben koşa koşa gideyim ama rafa bakmak lazım herhangi bir şey varsa. Bu ne? Taşları alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Sen nesin? Köprü. İn aşağıya seni lanet pislik köprü. İn aşağıya. Ah. Hiç bilmiyordum bunu. Cidden bunu hiç bilmiyordum. Ya hoş, daha önce geçmişimdir de burayı. Unutmuştum bunun böyle olduğunu, ne bileyim. Ben şunun devamında falan gideceğiz zannediyordum. Öyle bir şey yokmuş. Burası da çok ilginç bir mekanmış. Gene Alexander gibi. Hareket etmeyecek. Neden hareket etsin ki? Hangi sebep yüzünden hareket edebilir ki? Hangi mantıklı sebep yani? Neden bize yardımcı olsun bu oyun? Mesela şunların arkasını falan her yere bir bakalım. Evet, gördüğümüz gibi. Her yere bakmak bize yardımcı olacak ama şunu ulaşamam. Lan! Yağ alacağımdan daha fazla yağ harcadım yani. Doğru yolda olduğuma bugüne kadar asla emin olamazdım. Küremi kullanarak Alexander onun gücünü bize kanalize etmeye başardı. Inner Sanctum mavi alevli bir ışık ile parladı ve Cezayir'in karanlık odada hissettiklerimin aynısını hissettim. Tıpkı çılgın bir izlenim anaforunun içinde durmaya benziyordu. Dehşet vericiydi ama Alexander soğukkanlılığını korudu ve fırtınayı ehlileştirmek için garip bilimsel aletler kullandı. Aniden mavi içi kırmızı dikilmelerle boyandı ve duvarlarda nambız gibi atan doku fışkırarak sahneyi çınlattı. Alexander çabucak kürenin üstünü bir bez parçası ile örüktü ve tarifsiz şey ortadan kayboldu. Anlaşılan kürenin gölgesi Alexander'ın düşündüğünden daha yakındaydı. Ya yarın bir güvenlik ayin yapmak için hazırlamam gerektiğini söyledi. Ne beklediğini bilmiyorum ama bu konuda kötü hislerim var. Benim de. Ne yazık ki benim de. Nerede olduğunu bilmiyorum.
Neden böyle şeyler yaşadığımızı bilmiyorum. İle de gidip ile de o cızlaydık. O bu lanet kürüyü alacaktı değil mi? Senin yüzünden ben şey yapıyorum burada. Yak burayı, yak. Buraların hepsi yakılması lazım. Birazcık şey kullanalım. Kaç! Yakındaymış be. Hop. Güzel. Buhardan şey olmadık. Feneri kaldırmasaydım şurada aradaki boşluğa düşecektim. Yo 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 yo. Buradan burası senin yerin değil. Burada bir şey yok. Bir şey olmasını beklerdim. Halen erken var. Alexander bugün daha sonra yapılacak bir ayin için hazırlanmakla meşgul. Onu böyle heyecanlı görmek beni durumu sorgulamaya itiyor. Neden? Kazanma durumunda eline ne geçecek? Bütün bunlar hakkında meraklı olduğunun farkına vardım. Ama kesinlikle daha fazlası olmalı. Kürnün gücünü elinleştirmeye çalışacak kadar aptal mı yoksa? Şunu itiraf etmeliyim ki dün Alexander Inner Sanctum'u mavi ışıkla doldurduğunda fark ettim ki Kürnün gerçek potansiyelini sıyırdık. Bu olay ürpertici bir gölgeden kaçmaktan çok daha büyük bir şeye dönüşebilir. Gerçekten sıra dışı bir şeyin başlangıcı olabilir. Öyle yani. Şey kalmadı. Fener ışığı kalmamış bizde. Tamam şimdi koşacağız. Koş! Arkamızdan geliyor! Artık gelemiyor. Sen bir zayıf güzel insansın dostum. Sardına çıkıyor işte hadi bakalım. Mavi ışık onu tıpkı Cezayir'deki o kasvetli lahitte olduğu gibi kör etti. Ona yaklaşmaya çalışırken her zaman olduğu gibi büyüleyiciydi. Ama Bardo'nun sabit eli ilerlemesini engelledi. Tamam şimdi şu sol taraftaki şeyi diyelim bir de oraya gidelim. Ne oldu? Hayır o değil. Memento! Hah. Doğu köprüye güç veren makineyi tamir et. Tamam. Tamir benim işim. Tamir benim işim. Gözlerinin karanlığına alışması için bekledi ama hiçbir şekilde belirmedi. Şu anda Daniel'ın aklında ne olduğunu çok merak ediyorum. Neden buralara geliyor? Herbert bu yeri nasıl buldun? Aman. Her şeyi okuyorum. Ha, şu alt yazıları okuyamıyordunuz doğru. Neden bizimle ilgili değil? Neden gelmek istemedi mi? İstedi Daniel ama işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Alt yazıları görmediğinizi söylediğiniz bir sebepten dolayı bu şişlik oyun alt yazıları göstermiyormuş. Işığı da ne güzel salladım öyle. Burası ne? Pek bir olay yok burada. Lan olay ne ya? Şu borulardan bir şey yaptığımızı biliyorum. Şuradaki yağlar da çok önemli o yüzden. Yağları fazla şeye koymak istemememin sebebi fenere koymak istemememin sebebi dışarıda yağ bulabilmemiz. Hani ille de gidip bir tane yağ şişesi falan bulmamıza gerek yok. Hoş gerek var. Ben onu bulmak çok iyi olur da yağ şişelerini bulmak falan. Ama mesela yağ depoları falan var. Gidiyoruz oraya. Orada bir şeyler buluyoruz. Burada da bir şey yok. Bu odanın amacı ne? Ha şunlar. Doğru. Şunlardan bir şeyler yapacak. Bir de şurada vardı bir tane. Yani şöyle bir fırlatalım. Mesela sen. Yok. Sandalye gel bakalım. Seninle ilgili bir fikrim var. Ben bir şeyler yapacağım. Hayır. Ha. Sen.
ses geldi bir yerden. İki boyutlu bir yüzeyde üç boyutlu bir şey yapmaya çalışmak çok saçma ya. Hah. Büyük kutu yok mu, büyük kutu? Sen de gel acı. Hah. Hayır. Ya bak işte. Sen de böyle kal. Siz de şöyle araya koyayım ben. İnsanlar gelir, buraya oturur. Çay falan içer. Hatta ben şöyle yapayım. Şuraya falan çay bardaklarını koyarlar. Ortaya tavla koyarlar, oynarlar. Ben böyle bir insanım. Yani böyle bir oyunda bile optimistik düşünüyorum. Buna gerek yok. Zaratar gibi attım işte. İşte böyle bir insanım ben. Sen nesin? Ne oluyor? Wow 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 kanka. Sen şöyle gel. Hayır. Güzel, sen gel şimdi. Bekle 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 bekle. Neyse. Sıkıntı yok, böyle de olur. Şöyle aradan geçeriz. Haha. Burası neresi şimdi? Merhaba. Ne biçim şeyleriniz var burada sizin ya? Ahşap manivela. Tamam. Boru parçası yok mu? Ben lambayı bayağı kullandım ya. Çok şey harcadım orada. Burada bir şey göremedim ben. Geri dönüyorum. Ahşap manivela aldık bu odadan. Sakin. Burada ne var peki? Boru parçaları falan var. Boru parçaları çok önemli. Bunu hemen alıp diğer tarafa gidelim. Sonra rafa bakarız yağ falan var mı diye. Yağ şu anda bizim birinci sıkıntımız. Evet. Ya ben çok hızlı harcıyorum. Hah. Var mı başka merdivenin altında yağ falan? Yağ verin bana. Bu makineye verdiğim emek bugün Agrippa yaptı herhalde. Agrippa bu şeyin mühendisi gibi. Ne işe yaradı ki bu ya? Dur, not merak ettim ben. Bu başka ben dizaynı ilk defa düzenleme girişiminden bu dünyanın kısıtlamaları. Bu dünyanın kısıtlamaları, bu başka dünyadan. Bu Agrippa denen herif. Yakalanmış yıldırımın buhar gücünün çarklara ve borulara verilmesinden değişimini. Ha, asıl mucit benim inşa ettiğim canavarı görseydi ne düşünürdü diye düşünmek. Ben gezginin madalyonunda bulunan en gücün en ufak bir imasına sahip olması ümidiyle işlenmiş demirden bir kule inşa edebilmek için 5 adamı işe koyuyorum. Burada da geniş bir şey yok mu? Bu mu bu kadar? Ha, şey yap. Şuradaki asıl iş şurada. Şuranın aynısı yapacağız herhalde orayı. Şey gerek yok. Fazla bir fenere gerek yok. Şimdi ilk önce şu sol tarafa takıyoruz bir tanesini. Tamam, öyle de girsin. Sıkıntı yok, öyle de olsun. Ne oldu ya? Şey mi oldu? Ha, yok. Yak şunu. Hop. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Etrafa bakmak lazım. Her durumda etrafa bakmak lazım. Şey yapamıyoruz. Yok, yine bir şey yok. Ya bir şey koyardın sen oraya ya. Ne bileyim. Kapı neden sürekli kapalı? Meğer neler oluyor? Burada bir şey yok. Şurada bir şeyler var. Şurada getirdiğimiz boruları falan şey yapalım. Bizim o manivela sistemine hiç ihtiyacımız kalmayacak. Hayır. Ha,
Şöyle giriyor musun sen? Olmuyor. Oğlum ha bir değişsene sen. Tam öyle tam öyle git sen. Sıkıntı yok. Ben seni öyle kabul ediyorum. Şunu da herhalde bir tanesini üstünden geçireceğiz çünkü birazcık yüksek görünüyor. Sen böyle mi geliyorsun? Hayır, öyle gelmiyorsun. Ha. Şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Yok. Ters mi olacak? Bilmiyorum. Bir tane de eksik mi ya? Bir iki tane eksik sanki. Bir tane eksik. Bu bir taneyi biz nerede bulacağız? Hop! Burada mısın? Her değilsin. Oyunun şeyini arttıracağım. Ha? Ya bu borular nerede? Bir tane daha boru olması lazım. Ben niye kaçırıyorum ya? Şunu yapmak için. Neden şey yapamıyorum? Ha. Ne iş yaradığını bilmiyorum bunların ya. Neyse ben bunu burada bitireyim. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler umarım bu videodan. Keyif almışsanız öyle videodan. Keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.